Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de. Kameralarımızı çeviriyoruz. Örnek olacak. Hazır mıyız? Sizleri çok seviyoruz. Rabbim aramızdaki bu sevdayı eksik etmesin inşallah. Bir dakika. Benim doktor nerede? Benim doktor nerede? Muzaffer. Değerli kardeşlerim, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize'yi gönülden selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Rabbime hamdolsun, şu muhteşem katılıma bakın. Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Öyle mi? Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? Bunun için benim hemşerilerim, kardeşlerim, kapı kapı dolaşmaya var mı? Ve 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız. Buradan, bu muhteşem meydandan Rize'nin çalışkan, mert, Karadeniz gibi yüreği coşkulu insanlarını selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan, aşkınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rize'yi görüp de meftun olmamak mümkün mü? Tabiatıyla, deniziyle, yeşilin en nadide tonlarıyla şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü? Ben sizlere aşığım. Sizleri seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Sizler gibi hemşerilere sahip olup da gururlanmamak mümkün mü? Şair ne güzel anlatmış Rize'mizi. Cennetten bir bahçeyi yüklemişler tekneye. Getirip kondurmuşlar buraya Rize diye. Oy deniz Karadeniz. Ay doğar yaylalara. Rize şahidim olsun düştüğüm sevdalara. Evet, sevdasına düştüğüm, güzelliğine vurulduğum Rize'yi, Rize'nin siz değerli insanlarını, siz değerli kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Maşallah, bugün bir kez daha sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bugün bir kez daha Rizeli kardeşlerimle kucaklaşmanın sevincini yaşıyorum. Rabbime, şahsıma, sizlerle yol yürüme, yoldaşlık etme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Beraberce 21 yılda
15 seçim zaferine imza attık. Türkiye'yi tarihinin en büyük başarılarıyla beraberce tanıştırdık. Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları beraberce parçaladık. Ülkemizi nice fırtınanın içerisinden güvenli sahillere beraber çıkardık. Terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimize yönelik kalles saldırılarını beraberce püskürttük. Her karışında bir şehit yatan bu aziz vatanı ihanet çeteleri karşısında beraber savunduk, beraber yücelttik. Havalimanından yollara, köprülerden tünellere nice yatırımı ülkemize yine son 21 yılda beraberce kazandırdık. Az önce havalimanımıza indik. Elhamdülillah. Rize Artvin Havalimanı'nın o güzelliği Rize'ye ayrı bir zenginlik kazandırıyor. Ben Rize'nin uşağıyım da. Bu hizmet olacak. İnşa ettiğimiz yollarla Rize'yi sadece İstanbul'a, Antalya'ya, Diyarbakır'a değil, Avrupa'dan Asya'ya, tüm dünyaya bağladık. Rize ile birlikte ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik. Şimdi isterseniz son 21 yılda ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi şöyle bir hatırlayalım. Evet, özetin özeti olan tüm bu eserler bizim 21 yıllık karnemizdir. Şimdi sormak lazım. Bay Bay Kemal, sen ne yaptın ya, bir söyle de. Senin referansın var mı, referansın? Ne yaptın? Bak şuraya güzel bir pankart açmışlar. Altılı masa, yedi tabak, onun altında birine çatal, birine bıçak. Terörün işine tutaylar çanak. Aşağı indirin, aşağı. Aşağı. Bu işi bozacak Rizeli uşak. Evet uşaklar. Bak işiniz ağırdır ha. Ona göre. Bunlar bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın sadece birer örneği. Bunlar Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda neyi kastettiğimizin birer işaretidir. Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığımız güçle şimdi yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Millet olarak şimdi çok daha büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı ne biliyor musunuz? Türkiye Yüzyılı. Bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs inşallah Türkiye Yüzyılının başlangıç noktası olacaktır. Öyleyse buradan soruyorum. Ama öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den işitilsin. Öyle bir haykırın ki Pensilvanya'daki hainlerin kabusu olsun. Öyle bir gürleyin ki Kandil'deki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün. Hazır mıyız Rize? 14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz?
14 Mayıs'ta Rize'de bir destan daha yazıyor muyuz? Kurban olayım size de. Maşallah. Barakallah. Ata yurduma işte bu yakışır. Karadeniz'in incisi Rize'mize ancak böyle bir duruş yakışır. Rabbim hepinizden razı olsun. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Kardeşlerim, sevgili hemşerilerim, siz bize güvendiniz, itimat ettiniz, inandınız. Biz de sizin için aşkla çalıştık. Bize yüklediğiniz emaneti yere düşürmeden, ona leke sürdürmeden, size layık olabilmek için canla başla mücadele ettik. Sevginize, sizlerin şu karşılıksız muhabbetine mazhar olabilmek adına gecemizi gündüzümüze kattık. Siyaset yolculuğuna çıktığımız günden beri hep eser ve hizmet siyaseti yolculuğu. 40 yıl dile kolay. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz diyoruz. Değerli kardeşlerim, siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık. Yalana bulaşmadık. Milletimize asla yapmayacağımız bir şeyi söylemedik. Dürüst olduk. Samimi olduk. Karadeniz'de uşaklar gibi daima harbi olduk. Bu ülke geçmişte iki anahtar vaat edip sonra milleti sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördü. Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden, boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke siyasi ikballeri için her sözü söyleyen, her kılığa giren, her işareti yapan fırıldak tiplerden çok çekti. Biz 2002'de göreve geldiğimizde Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Ancak son günlerde bu tiplerin tekrar arzu endam ettiklerini görüyoruz. Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz önlerine gelene Cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Öyle mi? Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler, dolaştılar. Sabah erken kalkanın Cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler. Sonra 7 oldular. Bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar herhalde 15-20 Cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle, buradaki kardeşlerimi tenzih ederim, kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Birinin yapacağız dediğine diğeri kesinlikle olmaz diyor. Bay Bay Kemal çıktı Londra'daki tefecilerden güya 300 milyar dolar ayarladım dedi. Bunun üzerine masadaki diğer ortağı böyle bir paranın olmadığını, gelmediğini, uzunca bir sürede gelmeyeceğini açıkladı. Mahalli idareler seçimlerinde millete bedava traktör sözü vermişlerdi. Dağıttılar mı? Hayır. Sonra bir de utanmadan çıktılar. Biz onu sadece ilgi çekmek için söyledik dediler.
Şimdi isterseniz bunların kurduğu masaya şöyle bir bakalım. 100 yıllık cumhuriyeti değiştirecek olanlarla beraber misiniz? Onun için 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi veriyor muyuz? Bunların her işi yalan dolan palavra. Artık yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor. İşte yanlarında terör örgütünün temsilcileri. Terör örgütünün parlamentodaki temsilcisi. İşte bakın neler söylüyor neler. Koalisyon ortakları Rize'de toplaşmışlar. Çay konusunda yine atıp tutmuşlar. Ama unuttukları bir şey var. Benim Rizeli kardeşim Bay Bay Kemal'in ve avanesinin palavralarına asla itibar. Rizeli hemşerilerim, adı yalancı çobana çıkmış birine ve saz arkadaşlarına prim vermez. Bizim Rize ve çay üreticilerimiz için yaptıklarımız ortadadır. Rızkını çaydan kazanan hemşerilerimi hep en güçlü şekilde destekledik. Şimdi sizlerle bu yıl yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına %64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum. Tabii biz Rize'de sadece çay üretimini desteklemekle kalmadık. Onunla birlikte turizmi de teşvik ederek Rizeli kardeşlerimizin gelir kaynaklarını çeşitlendirdik. Şimdi çıkmış Giresun'la ilgili diyor ki fındık fiyatına 4 dolar zam vereceğiz. Ula bugüne kadar nereyeydin? Hep yalan. Hep yalan. Şimdi gidiyorum Trabzon'a. Trabzon'da da her şeyi anlatacağız tabii. Rize'nin sadece bir mevsim değil, 4 mevsim, 365 gün boyunca kazanması, düzenli akarının olması için gayret gösterdik. Buradan işçi kardeşlerime sesleniyorum. Daha kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler, sizlerin sıkıntılarına çözüm bulabilir mi? Terör örgütleriyle yol yürümekten çekinmeyen bir masadan Allah aşkına benim Rizeli hemşerilerime hayır gelir mi? Şimdiye kadar verdikleri hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı, derdi, problemi varsa bunun çözüm adresi biziz, biz. Çay işçilerimizin 4 aylık çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. İşçilerimizin çalışmadıkları dönemlerdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Mevcut sıkıntılarınızı da hal yoluna yine biz koyacağız. Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Gerisi Allah'ın izniyle gelecek. Ülkemizin imkanları genişledikçe gereken neyse o yapılacaktır. Kardeşlerim, sevgili Rizeliler, Bay Bay Kemal ve ortaklarına şu soruları sormanızı istiyorum. Yalanı boyamayla doğru mu edeceksin? Akıp giden yılana kardeş mi diyeceksin? Evet, şayet aklına gelir de yolu buraya düşerse Bay Bay Kemal'e bunları muhakkak sorun. PKK elebaşılarının
Niçin kendisini desteklediğini sorun. Kardeşlerim, Kandil'deki PKK elebaşıları, teröristler ne diyorlar? Biz ne AK Parti'yi ne MHP'yi desteklemeyiz. Ya biz, evet, altılı masayı destekleyeceğiz. Şimdi ya bu teröristlerden, bu Kandil'deki terör örgütünün başlarından bu millete, bu memlekete fayda gelir mi? Öyleyse biz bunlara asla prim vermeyeceğiz. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının neden aday çıkarmadığını, niçin kendisine destek verdiklerini sorun. Meclisteki bir saatlik görüşmede bunlara ne vaat ettiğini, kapalı kapılar ardında nelerin sözünü verdiğini sorun. Şimdi çok önemli bir şey söylüyorum. Benim kardeşlerim ailenin kutsiyetine inanır. Öyle mi? Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay Bay Kemal, LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İyi Parti, onu da biliyoruz. O masada beraber olan maalesef yok devasıymış, yok bilmem geleceğiymiş, yok bilmem şu bu filan. Hepsi HDP, bunlar hepsi LGBT'ci. Ama AK Parti'nin asla böyle bir sorunu yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin asla böyle bir sorunu yok. Ve şu anda Cumhur İttifakı'nın böyle bir sorunu yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailemizi asla yaralamalarına müsaade etmeyeceğiz. Şimdi geliyorum bir başka yere. Ülkemizin savunma sanayi projelerinden niçin rahatsızlık duyuyorlar? Ortada böyle bir tartışma yokken 75 yaşından sonra niçin kendi mezhep köken bu meseleyi gündeme getirdi? Tabii bir de daha önce verdiği sözleri niçin tutmadığını, kazandıkları belediyelerde niçin insanımızın ekmeğiyle aşıyla oynadığını sorun. Bay Bay Kemal, hani kimseyi çıkarmayacaktın belediyelerden? İstanbul'da çıkardılar, Ankara'da çıkardılar, İzmir'de çıkardılar, hala çıkarmaya devam ediyorlar. Ama biz doğru bildiğimiz yolda kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyoruz. İşte siz de görüyorsunuz. Meydanlarda ne söz verdiysek, milletimize neyi taahhüt ediyorsak, göreve geldiğimizde tek tek hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla Rize'de de son 21 yılda 64 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Kolay değil. Eğitimde 2011 adet yeni derslik inşa ettik. Memleketimize üniversitemizi kazandırdık. Gençlik ve sporda 5962 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 110 adet spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi hemşerilerime toplam 1,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 911 yataklı, hamdolsun 11 hastane dahil 29 sağlık tesisini inşa ettik. Yatak sayısı 800 olan Rize Şehir Hastanemiz ve 100 yataklı Güneysu Devlet Hastanemizle birlikte 15 tesisimizle ilgili süreçler devam ediyor. Çevre ve Şehircilik'te TOKİ eliyle Rize'de 5189 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi bugün burada karşımda aldığım resmi rakam ne biliyor musunuz? Rize, evet, 80 bin kişiyle burada. Elhamdülillah. Bu tabii bir şeyi gösteriyor.
Ne diyor Rize? Biz gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Şimdi Rize'de ilk evimle 1100 konut yapıyor. İlk arsamla 300 altyapısı hazır arsa veriyoruz. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1451 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Rize'nin adeta sembolü haline gelen Ayder yaylamızın yolunu ve altyapısını yeniledik. Burada yaklaşık 2000 araçlık kapalı otoparkla birlikte bir termal tesisin konaklama birimlerinin gelin tülü şelalesi seyir terasının yapımı sürüyor. Ulaştırmada göreve geldiğimizde 20 kilometreydi biliyor musunuz? Ve biz bu bölünmüş yol uzunluğunu nereye çıkardık? 190 kilometreye çıkardık. İkizdere İspir yolundaki Ovit tünelini, İyidere İkizdere yolu ile Hurmalık tünellerini, Salarha tünelini tamamlayıp hizmete sunduk mu? Dünyaya örnek olan yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize Artvin havalimanımızı denizin üzerinde yapıp hizmete aldık mı? Havalimanımızın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl ne oldu biliyor musunuz? 524 bini geçti. İyidere Lojistik Limanımızı inşallah 2025 yılında tamamlıyoruz. Pazar, Çayeli ve Fındıklı'ya balıkçı barınakları yaptık. Tarım ve Orman'da Rize'ye 3 içme suyu tesisi, 74 taşkın koruma tesisi ve 17 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. Taşkın koruma tesisleriyle şehir merkezimizle birlikte 151 yerleşim yeriyle 17 bin dekar araziyi korumaya aldık. Şimdi Rize'ye toplam 8 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide şehrimize bir organize sanayi bölgesiyle teknokent kazandırdık. Enerjide Rize, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Pazar'a, Kalkandere'ye, Dere Pazarı'na, İyidere'ye, Kendirli'ye, Salara'ya doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde İkizdere ve Muradiye'ye de doğal gaz getiriyoruz. Rize hak ettiği yere ulaşana kadar inşallah durmayacağız. Kardeşlerim, kusursuz olmak, hatadan münezzeh olmak sadece Allah'a mahsustur. İnsanoğlu beşerdir. Elbette eksiği, noksanı, kusuru olur. Bizim de eksiklerimiz olabilir. 21 yılda yapmak isteyip de engellerden dolayı yapamadıklarımız olabilir. Ama samimiyetimizden, gayretimizden, Türkiye için verdiğimiz mücadeleden şüpheniz var mı? Rize şahittir. 85 milyonun hepsi şahittir. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri sizler de görüyorsunuz. Türkiye yüzyılı için çok daha büyük hedefler belirledik. Kardeşlerim, ne dediler? Bunlar maket. Neye dediler bunu? TOGA dediler. Neye dediler bunu? TCG Anadolu'ya dediler. Şimdi isterseniz bunlara da şöyle hızlıca bir bakalım. Evet, Rize'nin desteğiyle inşallah tüm bunları hayata geçireceğiz. Gerçi yaptığımız her şeye bir kulp takanlar bunlara da atmadık çamur bırakmayacaktır. Hatırlarsanız fabrikası bile yok dedikleri ilk yerli ve milli aracımız TOGG'un dağıtımına başladık. Kalorifer peteğine benzettikleri milli savaş uçağımız Kaan'ı hangardan çıkardık. Bunlar maket iftirası attıkları Akıncı ve Anka 3'ü havalandırdık.
Katarlılara sattılar yalanını söyledikleri. Arifiye'deki fabrikada yeni nesil fırtına obüslerini ve Altay tankımızı ürettik. Ordumuza teslim ettik. Ortada gaz maz yok dedikleri. Karadeniz gazımızı ülkemize rekor bir sürede getirdik mi? Şimdi ücretsiz olarak doğal gazın dağıtımı başladı mı? Bir yıl boyu doğal gaz ücretsiz olarak benim vatandaşıma dağıtımı devam edecek. İlk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık. Ayrıca bir yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen miktardaki doğalgaz tüketimini faturalardan ne yapıyoruz? Düşüyoruz. Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Şimdi bir adım daha atıyoruz. Kaynağı kendi doğalgaz ve petrol gelirlerimiz olan bir aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Yani oradan elde ettiğimiz gelirle aile ve gençliğe bankamızdan ne vereceğiz? Kredi vereceğiz. Bu banka aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerimizin desteklenmesiyle ilgili çalışmalarımızın finansmanını karşılayacak. Mesela ev hanımlarımızı primlerinin 1/3'ünü buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe, her adımlarında hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız. Rizeli gencimiz evlenmek istediği zaman gidecek 2 yılı ödemesiz, 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredisini alacak, düğününü yapacak. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz bir kısmı hibe, bir kısmı uygun şartlarda kredi olmak üzere belli bir kaynağı yanlarında bulacak. Böylece gençlerimiz hayata inşallah daha güçlü başlayacak. Öyle Bay Bay Kemal ve ortakları gibi bu aziz milleti Londra'daki tefecilere el açar duruma asla düşürmeyeceğiz. Son 21 yıldır Türkiye'yi nasıl kendi kaynaklarımızı harekete geçirerek kalkındırdıysak inşallah gelecekte de aynısını yapacağız. Değerli kardeşlerim, bu ülkeyi bir daha muhannete muhtaç etmeyeceğiz. Biliyorsunuz bu altılı masanın etrafında olanlardan 2 tanesi benim yanımdaydı. Yani bizim çıraklardı. Bunlardan bir tanesi ekonomiyi çok iyi bilirim dedi. Davos'ta IMF'in başkanıyla görüşme yapıyoruz. IMF'in başkanı, dedim ki sen taksitlerini alıyor musun? Alıyorum. Ama IMF'i idare edebilirsin. Ama Türkiye'yi idare edemezsin. Türkiye'yi ben idare ederim. O zaman başbakanım. Tabii sene 2013. 2013'te biz IMF'le ne yaptık? İlişkileri kestik. Bütün ödemeleri bitirdik. O zaman borç 23 milyar dolardı. Ve IMF'le olan bu ilişiği kestik. O günden sonra IMF ile bizim ilişiğimiz kalmadı. CHP ne yaptı? Adamını gönderdi otele. Aynı şekilde İyi Parti, o da otele gönderdi. Onlar IMF ile görüşmeler yapıyorlar. Bize de güya nasihatte bulunuyorlar. Neymiş? IMF'den borç alalım. Öyle bizim bir derdimiz yok. Bitti o iş.
Bizim artık IMF'den alacak herhangi bir paraya ihtiyacımız yok. Ve o zaman Merkez Bankası'ndaki döviz rezervimiz 27,5 milyar dolardı. Şimdi elhamdülillah 122 milyar dolar. Nereden nereye? 14 Mayıs seçimleri bir dönüm noktası olacaktır. 14 Mayıs'ta sadece ülkemizi yönetecek Cumhurbaşkanını ve Rize'yi temsil edecek milletvekillerini seçmeyeceğiz. Aynı zamanda Türkiye'nin gelecek asrına da hep birlikte yön vereceğiz. Buna hazır mıyız? Ya terörün başını ezenleri ya da FETÖ'cü ve bölücülerle işbirliği yapanları seçeceğiz. Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlar ya da LGBT'yi başımıza musallat edecekler arasında yapacağız. Ya büyük ve güçlü Türkiye diyeceğiz ya da ekonomisi tefeciler tarafından yönetilen zayıf bir ülkede yaşayacağız. Eyvallah. Şimdi hazır mıyız? Tavrımızı inşallah çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Siyasi görüş için değil, vatan için buradayız. Eyvallah. Öyle bir haykıralım ki Trabzon duysun. Biraz sonra orada olacağız inşallah. Adamların bir defa bayrağı yok. Vatanı yok. Ezanı yok. Kandil'dekiler. Bu Kandil'dekilerin, bunlar vatansız. Bunlar imansız. Ezansız. Kur'ansız. Ve bunlarla beraber yürüyenler kimler? CHP. İYİ Parti. HDP. Ve diğer yavrucuklar. İşte bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi veriyor muyuz? Şöyle ellerimizi bir kaldıralım. Öyle bir haykıralım ki Türkiye duysun. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Sağ olun. Var olun. Bu katılımınızı asla unutmayacağım. Ve 14 Mayıs akşamı özellikle burayı takip edeceğim.